Sayın müdürüm, çok kıymetli okul müdürlerimiz, değerli öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Medeniyet Okulu projesi kapsamında düzenlenen Haydi Bil Bakalım bilgi yarışmamıza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Kıymetli misafirlerimiz, yarışmamıza geçmeden önce sizlere jüri üyelerimizi takdim etmek istiyorum. Jüri Başkanımız Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Ortaokulu'ndan Recep Ölmez. Meram Niyaz Usta İlkokulu'ndan Muhammed Akdeniz. Gevher Nesibe Hatun İmam Hatip Ortaokulu'ndan Muammer Faruk Biçer. Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu'ndan Mehmet Ali Kıraç. Ve Şehit Sadık Ortaokulu'ndan Derviş Ali Altunsoy. Yarışmacı okullarımız ve öğrencilerimizi takdim etmek istiyorum. Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu'ndan Kerim Sarıkaya. Havva Nur Kocabaş. Ve Furkan Erkal. Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu'ndan Sude Aldemir. Nisanur Akan. Muhammed Ahmet Kaya. Ahırlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu'ndan Leman Su Sekmen. Ümmü Atakul. Bahri Gültekin. Ve Tuzlukçu Ortaokulu'ndan Sare Nur Ekici, Yeliz Hopa ve Fadime Eke. Yarışmacı arkadaşlarımıza yarışma başlamadan önce başarılar diliyoruz. Kıymetli jürimiz hazırsa yarışmamıza geçebiliriz. Yarışmamızın birinci sorusu, Türkçe sorusu ekrana gelsin ve süre başlasın. Cevapları görelim. Türkçe etabımızın birinci sorusunda 1. Bu konuşmamızdan iyi bir sonuç çıkmadı. 2. Bu sene okul bitince doktor çıkacak. 3. Elimdeki bu kumaştan bir gömlek çıkmaz. 4. Bebeğin patiği ayağından çıktı. 5. Dedemler evlerinin üstüne kat çıktı. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerde çıkmak sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır? A. 2. B3, C4, D5. Seydişehir İmam Hatip Ortaokulumuz C seçeneğini işaretlemiş. Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulumuz C seçeneğini işaretlemiş. Ahırlı Fatih İmam Hatip Ortaokulumuz D seçeneğini işaretlemiş. Ve Tuzlukçu Ortaokulu B seçeneğini işaretlemiş. Doğru cevaplayan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Doğru cevap D şıkkı. Yarışmamızın ikinci sorusu olan Türkçe sorusuyla devam ediyoruz. Süre başlasın.
Süre bitti. Cevapları görelim. Sorunun okunması bitene kadar tahtaları indirmeyelim. Türkçe sorumuzun ikinci sorusu. Küçük bir çeşmeyim yurdumun, unutulmuş bir dağında, hiç kesilmeyecek suyum, yıldızların aydınlığında, boyuna kadar dururum. Yukarıdaki şiirde konuşturulan varlık nedir? A. Dağlar, B. Çeşme, C. Irmak, D. Yurdumuz. Doğru cevap B seçeneği. Matematik 3. sorumuzla yarışmamız devam ediyor. Süre başlasın. Cevapları görelim. Matematik 1. sorumuz. Ahmet'in elinde 4 yumurta ve 0.90 litre sütle yapılan bir kek tarifi vardır. Ahmet'in elinde ise 9 yumurta vardır. Ahmet'in yapabileceği en büyük keki yapmak istediğine göre bu en büyük kek için Ahmet'in kaç litre süte ihtiyacı vardır? A 2.25, B 1.8, C 1.08, D 2.025. Cevaplarımızı görelim. Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu B seçeneği, Yalıhöyük İmam Hatip Ortaokulu C seçeneği, Ahırlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu D seçeneği ve Tuzlukçu Ortaokulu B seçeneği. Doğru cevap D şıkkı. Matematik 2. sorumuzla yarışmamız devam ediyor. Süre başlasın.
cevapları görelim. Matematik ikinci sorumuz, 55 sayısına kaç eklenirse sayı asal bir sayı olur? A 2, B 3, C 4, D 5. Doğru cevap C seçeneği. Seydişehir İmam Hatip Ortaokulumuz C seçeneğini işaretlemiş. Yalıhöyük İmam Hatip Ortaokulumuz C seçeneği. Ahırlı Fatih İmam Hatip Ortaokulumuz C seçeneği. Ve Tuzlukçu Ortaokulumuz C seçeneğiyle tüm okullarımız bu sorudan puan alıyorlar. Matematik 3. sorumuzla yarışmamız devam ediyor. Süre başlasın. Cevapları görelim. Matematik 3. sorumuz. 10 üzeri A sayısı 12 basamaklı bir sayıysa A yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A 10, B 11, C 12, D 13. Doğru cevap B seçeneği. Seydişehir İmam Hatip Ortaokulumuz B seçeneği doğru cevap. Yalıhöyük İmam Hatip Ortaokulu B seçeneği doğru cevap. Ahırlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu B seçeneği doğru cevap. Tuzlukçu Ortaokulu A seçeneği yanlış cevap. Yarışmamız fen bilimleri sorularıyla devam ediyor. Soru başlasın. Cevapları görelim. Fen bilimleri birinci sorumuz. Güneş tutulmasının gerçekleşmesi için aşağıdaki gök cisimlerinden hangisi aynı doğrultuda olmalıdır? A. Ay, Merkür, Güneş. B. Dünya, Mars, Güneş. C. Güneş, Dünya, Ay. D.
Ay, Dünya, Mars. Doğru cevap C seçeneği. Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu. Tahtayı görelim. B seçeneği yanlış cevap. Yalıhöyük İmam Hatip Ortaokulu. C seçeneği doğru cevap. Ahırlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu. C seçeneği doğru cevap. Tuzlukçu Ortaokulu. C seçeneği doğru cevap. Fen bilimleri ikinci sorumuzla yarışmamız devam ediyor. Süre başlasın. Cevapları görelim. Yarışmamızın fen bilimleri birinci sorusu. Destek ve hareket sistemi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi kaslarımızın çalışmasıyla ilgilidir? A. Göz kapaklarının açılıp kapanması. B. Sadece vücudu sarar. C. Kemiklerin enine büyümesini sağlar. D. İç organların hareketini kolaylaştırır. Doğru cevap A seçeneği. Seydişehir İmam Hatip Ortaokulumuz... A seçeneği doğru. Yalıhöyük İmam Hatip Ortaokulumuz A seçeneği doğru cevap. Ahırlı Fatih İmam Hatip Ortaokulumuz A seçeneği doğru cevap. Ve Tuzlukçu Ortaokulu A seçeneği doğru cevap. Yarışmamız sosyal bilgiler birinci soruyla devam ediyor. Süre başlasın. Cevapları görelim. Öncelikle okullarımızın vermiş olduğu cevapları açıklayacağım. Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu C seçeneği. Yalıhöyük İmam Hatip Ortaokulu C seçeneği. Ahırlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu B seçeneği. Ve Tuzlukçu Ortaokulu C seçeneği. Tahtaları indirmeyelim. Sorumuz şöyle. Türkler Orta Asya'nın kurak ikliminden dolayı sınırlı koşullarda tarım yapmışlardır. Bunun yerine Türkler hayvancılıkla uğraşmışlardır. Hayvanlarına geniş otlaklar bulmaya çalışan Türkler, bu nedenle konar göçer bir hayatı benimsemişlerdir. Bunun sonucunda 1. Mimari gelişmiştir. 2. Sözlü hukuk gelişmiştir. 3. Atı evcilleştirmişler, geniş coğrafyada izleri görülür. 4. Savaşçı özelliklerini kaybetmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri konar göçer yaşam tarzının sonuçları arasında gösterilebilir? 1. A. Yalnız bir.
B 1 ve 2, C 2 ve 3, D 1, 3 ve 4. Doğru cevap C seçeneği. Yarışmamız sosyal bilgiler ikinci sorumuzla devam ediyor. Süre başlasın. Cevapları görelim. Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu D seçeneği, Yalıhöyük İmam Hatip Ortaokulu B seçeneği, Ahırlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu B seçeneği, Tuzlukçu Ortaokulu D seçeneği. Cevapları indirmeyelim. Sosyal bilgiler ikinci sorumuz şöyle. İklim insanların yaşamı üzerinde olumlu etkileri olduğu gibi olumsuz etkileri de vardır. Gündüz çok sıcak, gece çok soğuk ve aşırı kurak olması, aşırı soğuk olması, toprak donduğu için tarım yapılamaması, insanların balıkla beslenmesi, can ve mal kaybına yol açan aşırı yağışların olması. Yukarıda insan yaşamı üzerinde olumsuz etkileri verilen özellikler iklim türleriyle eşleştirildiğinde seçeneklerden hangisi dışta kalır? A. Kutup iklimi, B. Ekvatoral iklim, C. Çöl iklimi, D. Akdeniz iklimi. Doğru cevap D seçeneği. Yarışmamız din kültürü ve ahlak bilgisi birinci sorumuzla devam ediyor. Soru süre başlasın. Cevapları görelim. Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu C seçeneği, Yalıhöyük İmam Hatip Ortaokulu A seçeneği, Ahırlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu C seçeneği, Tuzlukçu Ortaokulu C seçeneği. Din kültürü ve ahlak bilgisi birinci sorumuz şöyle. Allah'ın gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları alıp insanlara dinin gerekçelerini duyurma, söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama makamı olan peygamberlik vazifesi hangi kelimeyle ifade edilir? A. Fetanet, B. Sıdk, C. Nübüvvet, D. İsmet. Doğru cevap C seçeneği. Evet arkadaşlarımıza tekrar başarılar diyoruz. Jürimiz puanlamayı tamamladıysa, hesaplamayı tamamladıysa, şu ana kadar okullarımızın almış olduğu puanları açıklamak istiyorum. Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu 30 puan. Yalıhöyük İmam Hatip Ortaokulu 30 puan. Tuzlukçu Ortaokulu 30 puan.
Ahırlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu 40 puan. Yarışmamız din kültürü ve ahlak bilgisi ikinci sorusuyla devam ediyor. Süre başlasın. Cevapları görelim. Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu A seçeneği, Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu A seçeneği, Ahırlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu A seçeneği ve Tuzlukçu Ortaokulu A seçeneği. Din kültürü ve ahlak bilgisi ikinci sorumuz şöyle. Yüce Allah'a yakınlaşmak ve sevap kazanmak amacıyla fazladan kılınan namazlara ne ad verilir? A. Nafile namazlar, B. Vacip namazlar, C. Kaza namazları, D. Farz namazlar. Doğru cevap A seçeneği. Evet. Din kültürü ve ahlak bilgisi 3. sorumuzla yarışmamız devam ediyor. Süre başlasın. Cevapları görelim. Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu B seçeneği, Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu A seçeneği, Ahırlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu A seçeneği, Tuzlukçu Ortaokulu B seçeneği. Din kültürü ve ahlak bilgisi 3. sorumuz şöyle. Aşağıda namaz ve rekat eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. Yatsı namazı 10 rekat. B. Bayram namazı 4 rekat. C. Cuma namazı 10 rekat. D. Akşam namazı 5 rekat. Doğru cevap B seçeneği. Yarışmamız Konya ile ilgili sorularla devam ediyor. Süremiz 60 saniye. Sorular ekrana gelsin.
Cevapları görelim. Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu C seçeneği, Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu D seçeneği, Ahırlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu B seçeneği, Tuzlukçu Ortaokulu C seçeneği. Konya ile ilgili sorularımız. Birinci soru şöyle. 1465 yılında Karaman Oğulları Beyliğini ortadan kaldırarak Konya'yı Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine alan padişah kimdir? A. Yavuz Sultan Selim, B. Kanuni Sultan Süleyman, C. Fatih Sultan Mehmet, D. II. Beyazıt. Doğru cevap C seçeneği. Konya ile ilgili sorularımızın ikincisiyle yarışmamız devam ediyor. Süremiz 60 saniye. Soru ekrana gelsin. Cevapları görelim. Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu B seçeneği, Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu D seçeneği, Ahırlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu B seçeneği, Tuzlukçu Ortaokulu A seçeneği. Konya ile ilgili ikinci sorumuz şöyle. 2018 yılı Aralık ayında düzenlenen robot yarışmasına katılan ve Konya'da hafızlık eğitimi alan 13 kız öğrencimizin katıldığı yarışma hangi ülkede yapılmıştır? A. Çin, B. Japonya, C. Endonezya, D. Hindistan. Doğru cevap A seçeneği. Konya ile ilgili sorularımızın üçüncüsüyle yarışmamız devam ediyor. Süremiz 60 saniye. Soru ekrana gelsin. Cevapları görelim. Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu A seçeneği, Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu C seçeneği, Ahırlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu A seçeneği, Tuzlukçu Ortaokulu B seçeneği. Konya ile ilgili üçüncü sorumuz şöyle. Konya'nın tarihi bir mesire yeri olan Meram'dadır. 1. Alaaddin Keykubat devrinde Konya'da ölmüş olan Şeyh Mehmet el Hindi'ye aittir. Taş ve tuğladan yapılmış olan tonos kubbeli sade eserin adı nedir? A. Meram Bağları, B. Hızır Baba Türbesi, C. Tavus Baba Türbesi, D. Baba Sultan Türbesi. Doğru cevap C seçeneği. Jürimiz bir ara hesaplama daha yaptılar. Bunları açıklamak istiyorum size.
Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu 45 puan, Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu 40 puan, Ahırlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu 45 puan, Tuzlukçu Ortaokulu 50 puan. Yarışmamız Türkiye ile ilgili sorularla devam ediyor. Soru ekrana gelsin. Cevapları görelim. Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu D seçeneği, Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu A seçeneği, Ahırlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu D seçeneği, Tuzlukçu Ortaokulu D seçeneği. Türkiye ile ilgili sorularımızın birincisi şöyle. 2018 yılı Aralık ayında ismi açıklanan Türkiye'nin ilk yerli genel maksat helikopterinin ismi nedir? A. Şahin Bey, B. Ay Bey, C. Uz Bey, D. Gök Bey. Doğru cevap D seçeneği. Türkiye ile ilgili sorularla yarışmamız devam ediyor. Arkadaşlarımız doğru cevapları bulmaya çalışırken lütfen sessiz olalım. Sorular ekrana gelsin. Cevapları görelim. Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu C seçeneği, Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu C seçeneği, Ahırlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu D seçeneği, Tuzlukçu Ortaokulu A seçeneği. 2019 Dünya Rafting Şampiyonası hangi ilimizde yapılacak? A. Rize, B. Antalya, C. Artvin, D. Tunceli. Doğru cevap D şıkkı. Dünya ile ilgili sorularımızda yarışmamız devam ediyor. Sorular ekrana gelsin.
Cevapları görelim. Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu B seçeneği, Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu D seçeneği, Ahırlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu D seçeneği, Tuzlukçu Ortaokulu B seçeneği. Dünya ile ilgili sorularımızın ikincisi şöyle. Olimpiyat bayrağında kaç adet halka bulunmaktadır? A 6, B 5, C 8, D 3. Doğru cevap B seçeneği. Dünya ile ilgili sorularla yarışmamız devam ediyor. Soru ekrana gelsin. Cevapları görelim. Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu D seçeneği, Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu D seçeneği, Ahırlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu D seçeneği, Tuzlukçu Ortaokulu D seçeneği. Sorumuz şöyle. İki nehir anlamına gelen, Orta Doğu'da Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan, günümüzde Irak, Kuzeydoğu Suriye, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Güneybatı İran topraklarından oluşmaktadır. Tarihte birçok medeniyetin beşiği olmuş bu bölgenin adı nedir? A. Anadolu, B. Kafkasya, C. Orta Asya, D. Mezopotamya. Doğru cevap D seçeneği. Türkiye ile ilgili son sorumuzla yarışmamız devam ediyor. Soru ekrana gelsin. Cevapları görelim. Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu A seçeneği, Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu D seçeneği, Ahırlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu A seçeneği, Tuzlukçu Ortaokulu C seçeneği. Türkiye ile ilgili üçüncü sorumuz şöyle. 2019 Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye ayağı hangi ilimizde yapılacak? A. Muğla, B. Antalya, C. İstanbul, D. Gaziantep. Doğru cevap A seçeneği. Evet, yarışmamızı tamamladık. Şimdi jürimiz puanlamayı tamamladı. Fakat şöyle bir sonuç çıktı ortaya. 3 tane okulumuz aynı anda birinci oldular. Şimdi ben okullarımızın almış olduğu puanları açıklamak istiyorum. Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu 65. Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu 45.
Ahırlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu ve Tuzlukçu Ortaokulu 65 puan aldılar. Evet, altın sorularla yarışmamız devam ediyor. Cevapları görelim. Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu B seçeneği, Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu B seçeneği, Ahırlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu D seçeneği, Tuzlukçu Ortaokulu B seçeneği. Altın sorumuz şöyle. Saraydaki boş bir odanın duvarına asıp odayı kilitlemiş. Sultan Mahmut bir gezi sırasında zeki ve güzel huylu bir köylüyle tanışmış. Ayaz adlı köylü genç, sultan hediyelerini almış, verdiği elbiseleri giyinmiş ama üzerinden çıkardığı poslu ve çarıkları atmamış. 4. Ona güzel kıyafetler, hediyeler vermiş. 5. Onu davranışlarını, düşüncelerini beğendiği için yanına almış ve sarayına getirmiş. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi bir paragraf oluşturulmak istendiğinde sıralama nasıl olmalıdır? A. 2. 3, 5, 4, 1. B, 2, 5, 4, 3, 1. C, 2, 4, 5, 3, 1. D, 2, 3, 1, 4, 5. Doğru cevap B seçeneği. Evet, eşitlik bozulmadı. Seydişehir ve Tuzlukçu ilçelerimiz yarışmaya devam ediyorlar. Altın sorumuz ekrana gelsin. Cevapları görelim. Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu A seçeneği, Tuzlukçu Ortaokulu A seçeneği. Az önceki sorumuza yanlış cevap vermiş olduğu için Ahırlı Fatih İmam Hatip Ortaokulumuz da yarışmamızdan elendi. Sorumuza geçiyorum. A34 B sayısı 10'la tam bölünüyorsa, 3 ile bölünebilmesi için A'nın alacağı değerler toplamı kaç olmalıdır? A 15, B 13, C 10, D 7. Doğru cevap A seçeneği. Her iki okulumuz da sorumuza doğru cevap verdiler. Yarışmamız altın sorularla devam ediyor. Soru ekrana gelsin.
Cevapları görelim. Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu D seçeneği. Tuzlukçu Ortaokulu D seçeneği. Altın sorumuz şöyle. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yağların safra salgısıyla parçalanması fiziksel sindirimdir. Dişler ezme ve öğütme göreviyle besinleri parçalar. C. Tükürük salgısıyla karbonhidratların sindirimi ağızda başlar. D. Kimyasal sindirim hormonlarla gerçekleşir. Doğru cevap D seçeneği. Her iki okulumuz da bu sorumuzdan puan alıyorlar. Her iki okulumuz da doğru cevap verdiği için yarışmamız altın soruyla devam ediyor. Soru ekrana gelsin. Cevapları görelim. Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu A seçeneği, Tuzlukçu Ortaokulu D seçeneği. Altın sorumuz şöyle. Öğretmenin verdiği konuyu araştırdım. Raporunu yazarken yararlandığım kaynakların adlarını da sayfaların en alt kısmına yazdım. Yukarıdaki öğrencinin yaptığı uygulama aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? A. Kaynak tarama. B. Arşivleme. C. Genelleme. D. Dipnot belirtme. Doğru cevap D seçeneği. Evet. Sorumuza Tuzlukçu Ortaokulumuz doğru cevap verdi. Jürimiz puanlamayı tamamlıyor. Jürimizin puanlamayı tamamlamasını bekliyoruz. Evet, kıymetli öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve değerli velilerine teşekkür ediyoruz buradan. Ben şimdi okullarımızın almış olduğu puanları açıklamak istiyorum. Dördüncü olan okulumuz 45 puanla Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu. Üçüncü olan okulumuz 65 puanla Ahırlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu. İkinci olan okulumuz 80 puanla Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu. Birinci olan okulumuz 85 puanla Tuzlukçu Ortaokulu. Yarışmamızın bu ayağında Tuzlukçu Ortaokulumuz 85 puan alarak bir üst tura yükseldi. Kendilerine başarılar diliyoruz. Bir sonraki yarışmamızda görüşmek üzere.